بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اعلم ان كل فعل اما صحيح وهو الذي ليس في مقابله الفاء والعين واللام حرف من حروف العله Sümme daha sonra bu sümme tabi bir önceki i'leme atıftır. Şurada e, sümme alem vardı. Bu da e, atıftı. İ'lem enne tasrifi. En başta kitabın başındaki İ'lem enne ebuab et tasrifi 35 ve oraya atıftı. Bu sümme de aynı şekilde oraya atıftır. Sümme alem. Daha sonra bil ki Anne kulle fi'lin İğlen bil Anne muhakkak ki Kulle fi'lin Bütün fi'ller Ne kadar fi'l varsa Ya sahihtir Diyecek imma sahihun O fi'l ya sahihtir Ve imma misalun Ve misal fi'ldir Ve imma ecvefun Ve ecvef fi'ldir Ve imma nakisun Ve nakis fi'l diyecek Ve imma lafifun ve lafif fiil diyecek ve imma mudafun ve mudaf fiil diyecek ve imma mehmuzun ve hatta mehmuz bir fiildir. Yani ne kadar fiil varsa ya sahih fiildir ya misaldir ya ecveftir ya nakıstır ya lafiftir ya mudaftır ya da mehmuzdur. Peki sahih ne demek? Misal ne demek? ecve fiil ne demek, nakıs fiil ne demek, lesis fiil ne demek, mudaaf fiil ne demek ve mehmus fiil ne demektir. Şimdi ise hepsini tek tek inşallah izah edeceğiz. <laughs> Diyor ki, ثُمَّ عَلَمْ اَنَّ Bütün fiiller <laughs> imma sahihun ya sahihtir. Sahih demek şöyle kısaca göstereyim. Faul fiilinde, aynul fiilinde, ve lamul fiilinde illet harfi dediğimiz vav wow, ya elif harfi olmayan bir de hemze olmayan o bir de şedde olmayan. A buna sahih fiil diyoruz. Yani bir fil gördüğümüzde eğer faul fiilinde, aynul fiilinde bir de lamul fiilinde illet harfi yoksa hemze yoksa şedde yoksa ona sahih fiil diyoruz. Evet. Ve imma sah in imma sahih ya sahih fiildir. Peki sahih fiil ne demek? Ve huve o sahih fiil tarifini yapıyor. Ellezî yani el fi'lü lezî öyle bir fiildir ki leyse yoktur fi mukabeletil fâi fâul fiilin karşısında yoktur. Vel aynul fiilin karşısında da yoktur. Ve lami bir de lamül fiilin karşılığında da yoktur. Ne yoktur? Harfun bir harf yok. Min hurufil illeti. İllet harflerinden herhangi bir harf yok. Yani faul fiilinde, ''aynul fiilinde ve lamül fiilinde illet harflerinden herhangi bir harf yok. Peki illet harfleri hangi nedir? Ve hiye el ve vel yâ'u vel elifu. Vav, ya bir de elif harfleridir bu üç harftir. A bunlardan bir tanesi faul filinde, aynı fiilin lanfinde yok. Bir de başka ne yok? Vel hemzetu, bir de hemze yok. Bu vel hemzetu atıftır bu harfin üzerine. Yani illet harfi yok. Bir de vel hemzetu, hemze de yok. Ve bir de şedde de yok. Çünkü hemze olursa, faul fiil, aynı ve lanfinde herhangi bir tanesinde hemze olursa ona mehmuz fiil diyoruz hemze faul fiilde olsa buna mehmuzül fa diyoruz. Hemze ayn, mesela ahaza gibi ahaza faul fiilde hemze var. Ona mehmuzül fa diyoruz. Hemze aynul fiilde olsa ona mehmuzul ayn diyoruz. Mesela -e gibi hemze lamul fiilde olsa ona mehmuzül lam diyoruz. Kara e gibi. Şedde olursa buna da mudaaf diyoruz. Mudaaf fiil. O yüzden sahih olabilmesi için faul filinde aynul filinde zellamul filinde şedde olmayacak. Çünkü olursa mudaftır, Sahih değildir. O yüzden bunu olmayacak. de olmayacak. Çünkü hemze olursa sahih değil. Mehmuz olur. Bir de illet harfi olmayacak. İllet harfi de olsa mu'tel fil diyoruz buna. Mu'tel fil. Yani içinde illet harfi barındıran eğer faul fiilde illet harfi varsa buna misal fiil. Biz diğer ismi mu'tellül fa diyoruz. Aynül fiilinde illet harfi olsa buna ecvef fiil diyoruz. Bir diğer ismi mu'tellül ayn. Lamül fiilinde illet harfi olsa buna nakıs fiil diyoruz. Bir diğer ismi mu'tellül lam diyoruz. Evet. Böylelikle sahi anladık. Demek ki sahih fiil Neymiş? faul fiilinde, aynul fiilinde ve lamul fiilinde hem illet harfi yok, hem hemze yok, hem de tedaif yok. A buna fiil diyoruz. Örnekten nahun nasr bak. Nun bu faul fiildir. Sat aynul fiildir. Ra lamul fiildir. Bakın ne faul fiilinde, ne aynul fiilinde, ne lamul fiilinde hem illet harfi yok, hem tedaif yok, hem de hemze yok. Bu bitti. Dedik ne kadar fiil varsa bütün fiiller ya sahihtir ve imma misalun ve da misal fiildir. Misal fiil ve ee, huve misal fiil nedir? Ellezi öyle bir fiil ki yani el fiilu öyle bir fiil ki yekunu olur fi mukabeleti fe'i faul fiilinde harfun bir harf olur min hurufil illeti. illet harflerinden herhangi bir tanesi olur örneğin <laughs> vaada bi devyesara bakın vaada faul finde illet harfi vav var. Ee yesara faul finde bakıyoruz ki illet harfi ye var. Yesara bak ye var. Ama elif bulunmaz çünkü elif sakindir. Kelime sakinle başlanılmaz. O yüzden e, misal filde faul finde elif bulunmaz. Ya vav bulunur ya da ya bulunur. Hepsine de örnek verdi yani ya. Vovul'a örnek verdi, yalıya da örnek vermiş oldum. Demek misal fiil neymiş? Faul fiilinde illet harfi bulunan fiillere misal fiil diyoruz. Bir diğer ismi de mu'tellül fa'i diyoruz. Yani faul fiilinde illet harfi bulunan demek mu'tellül fa'i. Ve imma ecvafun veyahut da Şimdi niye misal demişiz? Hani faul fiiline illet harfi bulunan niye misal ismini vermişiz? Misal yani benzeşen anlamda, benzeşmek anlamına geliyor. Çünkü bu fiil sahih fiille benzeşiyor. O yüzden buna misal yani benzeşmek anlamında misal ismi vermişiz. Bak nasara nasara nasaru vaada vaada ve'du aynı sahih fiil gibi çekiliyor. Nasarat nasarata nasarna ve adet ve adete ve Gördüğünüz gibi Bu Mu'tellül fe Yani faul fiilinde illet harfi bulunan Bu fiilimiz tamamen Bu ıı, sahih fiil gibidir Sahih fiilin madisine benziyor O yüzden Buna misal Yani benzeşmek anlamında Misal ismini vermişiz Misal fiili denir Mu'tellül fe ıı, O da denir ve imma ecvefun. Dedik ne kadar fil varsa ya sahihtir veya misaldir o veya hutta ecveftir. Sahih dedik faul fil aynı fil ve lam fiinde illet harfi yok. Hemze yok, tadayıf yok. Misal fil ise dedik ki faul fiinde eğer illet harfi varsa buna misal fil diyoruz. Bir diğer ismi mu'tellül fe. Ve imma ecvefun, veya o fil Ecefil olur. Ecefil yani aynül fiilinde illet harfi bulunan. Vahuz'un tarifini yapıyor. Vahuz'un tarifini yapıyor. Yani el fi'lüllezi. Öyle bir fiildir ki yakunu olur. Fi mukabeleti aynihi. Aynül fiilinde olur. Harfun bir harf olur. Min hurufil illeti. İllet harflenden bir tanesi olur yani aynül fiilinde illet harfinden bir harf bulunan fiillere ecvef fiil diyoruz. Ecvef, cevuf, orta. Bakın faul fiil, aynı fiil, lam fiil. Ortasında illet harfi var. O yüzden cevuf, orta. Bundan dolayı ecvef denilmiş. Bir diğer ismi mu'tellül ayn. Aynı fiilinde illet harfi olan demek. Mu'tellül ayni. Evet. Kale mesela örnek olarak bir de kale örnek olaraktan. Şimdi bu kale aslında kavale şeklindeydi. Kavale. Şu kuraldır unutmayalım. Vav veya harfi ne zamanki harekeli olsalar onların makabli yani bir öncekisi fethali olursa o vav veya Elif'e kalbedilir. Bu kuraldır. Şimdi ka, kala aslı nedir bunun aslı? Aslında kavale bu şekildeydi. E vav, bakıyoruz ki bu da ve vav mutaharrik. Yani harekeli. Onun makabli. Yani bir önceki harfte fetha üstünlüğü. Böyle bir durumda vav ne yapıyoruz? Elife dönüştürüyoruz. Yani elife kalp ediyoruz. Derken dönüştürüyoruz. E vav, elife dönüştür. Kale oldu. Bakın kale. Demek ki kalenin aslı kavaledir. Nasıl yaptık? Vav müteharrik, makabli meftuh, vav elife kalbettik. Oldu kale. Bu Vav'luya örnek. Kale. Bunda aslı k y Bu da yalı örnektir. k y Bakın burada da y müteharrik. Müteharrik derken yani e, harekelidir ya. Ya harekeli makabli yani bu yadan bir önceki hafta üstün olduğu için yayı ne yaptık? Elife çevirdik. Kalbeti yani çevirdik. Dönüştürdük. Demek ki kale aslı keyeledir. Ya müteharriktir. Makabli meftuh. Yayı ne yaptık? Elife kalbettik. Yani çevirdik, dönüştürdük. Oldu kale. Bir tane vavluya örnek getirdi. Bir tane de yalıya örnek getirdi. Acaba vavlu mudur, yalı mıdır? Nasıl bileceğiz? Lugata bakacağız. Bunların maslarına lugata bakacağız. Mesela bunun lugatın kavlen, bunun keylen. O yüzden bak maslarını lugata bakıp maslarına bakacağız. Orada vavlu mudur, yalı mıdır? Ortaya çıkar yani belli olur. Evet. Ve imma nakisun Burak kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين